Hulp'ta ikinci doğa yürüyüşü Kefrum Kalesi'ne yapıldı. Hulp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce kültür şenlikleri kapsamında düzenlenen ikinci doğa yürüyüşü Kefrum Kalesi'ne yapıldı. Kefrum Kalesi'ne yapılan yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı. Hulp Belediyesi'nce kültür şenlikleri kapsamında organize edilen ikinci doğa yürüyüşü eski bir tarihe sahip ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kefrum Kalesi'ne yapıldı. Hulp Belediyesi'nce temin edilen araçlarla Kefrum Kalesi'ne hareket edildi. Doğa yürüyüşü katılımcıları kalenin zirvesine çıkmak için yürüyüşe geçti. Zirveye ulaşan katılımcılara rehberler tarafından kalenin tarihi anlatıldı. Hulp ilçesinin her tarafına hakim olan kalede birbirinden güzel manzaralar katılımcılar tarafından fotoğraflandı. Kefrum Kalesi'nin eteğinde bulunan mahalle sakinlerince odun ateşinde yapılan gözlemeler ikram edildi. Yemek yiyip dinlenen katılımcılar daha sonra kalenin diğer zirvesine kayalıkların oyulmasıyla yapılmış olan ayak konulacak yerleri kullanarak ulaştı. Birçok eski medeniyete ve Osmanlı İmparatorluğu'nun bir sancağına merkezlik eden Kefrum Kalesi hakimiyet konumu, içinde bulundurduğu mağaralar, çeşmeler, taşların sanatsal duruşları ve kalenin üzerinde bulunan 13 adet kuyu hendek katılımcıların ilgi odağı oldu. Hulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözdet, vatandaşlarımızı, ilçemizin tarih, sanat ve güzelliklere sahip olan yerlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Tarih ve doğasıyla muazzam olan ilçemizin gezilmesi, görülmesi gereken birçok yer var. Herkesi bu güzellikleri ve tarihi yerleri görmesi için ilçemize davet ediyoruz. Doğa yürüyüşlerimiz devam edecek, dedi. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, Kulp ilçesinin bu güzelliklerine tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını, huzurlu ve çok keyifli bir zaman geçirdiklerini ifade ederek Kulp Belediyesi'ne organizasyondan dolayı teşekkür ettiklerini ifade etti.